kayarak girmeye çalıştım. Olmuş gibi kabul edebiliriz. Bir dakika. O sarı bez gerçekten sinirlerimi bozuyor. Bir daha gireceğim. Günaydın. Fark etmişsinizdir ki bugün çok enerjik uyandım. Bilmiyorum, bu aralar bir böyle arada bir böyle oluyor yani. Her zaman olmuyor. Umarım bu enerjim 5,5 dakika sürmez ve bu pozitifliğim. Ama bunu sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü her zaman olmuyor. Ve bugün bir de galiba şeyin etkisi var. Dersim iptal oldu. Resmen okul olmadığı için seviniyor gibi hissediyorum ama ya sevmiyorum demeyeyim. Seviniyorum demeyeyim ama üzülüyorum diyorlar. Bugün salı ve normalde zaten tek bir dersim var bu arada. Ama 9'dan 1'e kadar 4 saatlik bir tekstil dersi. Arkadaşlar abartmıyorum. Adam 4 saat boyunca hiç susmuyor. Ve hani hiç ara vermiyor. 4 saat boyunca konuşuyor, anlatıyor. Bu güzel bir şey bu arada ama 4 saat boyunca konsantrasyonunuzu korumanız çok mümkün değil. Adamın yerine gerçekten benim boğazlarım kuruyor. Hani nasıl o kadar çok konuşabilirsin? Ve geçen ders işte bir ürün getirmek için, bize göstermek için bir 3,5 dakika falan ayrıldı sınıftan. O arada herkes böyle ara verdik sonunda ama onun dışında gerçekten hiç ara vermiyor ve ilk defa dersi iptal ediyor zaten. Yani bugünü, zaten bugün öğleden sonra Kerem'le beraber geçirecektik, müzeye gidecektik. Her 3 salıdan birinde müzeye gidiyoruz artık. Yani yapabiliyorsak her 2 salıdan birinde ama yapamıyorsak her 3 salıdan birinde. Biz de dedik ki o zaman bütün günü beraber geçirelim. Kerem nerede diye sorun. Teşekkür ederim. Kerem uyuyor şu an. Ama sorun değil. Ben birazdan bu enerjiyle onu da uyandıracağım. Güzel bir kahvaltı edeceğiz ve Brooklyn'e gideceğiz. Bayağıdır gitmiyoruz galiba. Ne kadar? Önemli değil. Bayağıdır gitmiyoruz. Eskiden gittiğimiz kadar gidemiyoruz. İşte okul ve biraz daha uzak kaldık şu an. Ama Brooklyn'e gideceğiz. Tamam. Hızlıca bugünkü planları söylüyorum. Eskiden bu listeleri yurt camına kağıt bant yapıştırarak yapardım. O günleri hatırlayanlar şu an videoyu durdurup aşağı yorum yapıyor. So not girl. Bad. That's the kid in me wanna see it. You got it. Thank you. You want your receipt? Oh no. Enjoy thank you. Your day. You too. Yeah. Bye. Çok tatlı bir kadın. Kendimi görmedim. Geri geldim. Hava gerçekten çok iyi. Çok mutluyum. Eğer siz benim gibi alışverişlerinizde hayır teşekkür ederim poşet kalsın demek istiyorsanız, hatta arttırıyorum. Sadece tote bag için değil, bütün Vibes ürünleri için. Size sadece bu videoyu izleyenlere indirim tanımlıyorum. Şu an. Şu an itibariyle. Bende mesela bir de şöyle bir organizer var. Yani makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ben şahsen işte tote bag'in içine atıyorum ki anahtarlığı, işte kulaklığı ve yine Vibes kartlığımı diğer şeylerden ayırabileyim. Şu an bütün Vibes ürünlerinde 3 gün boyunca, bu video yayınlandığı tarihten itibaren zaten burada yazıyor olacak ve aşağıda yazıyor olacak, 3 gün boyunca Happy 20 koduyla, bugünkü mutluluğum şerefine Happy 20 koduyla %20 indiriminiz olacak. Linki aşağı bırakıyorum. Katılın, beraber alışverişe poşetsiz girelim. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Çok iyi avokadolu tost yapacağım.
Lezzetliydi. Sergileniyor. İşte eski metro trenleri, eski otobüsler, eski araçlar kısacası. Ve gerçekten müzenin girişini gösteriyorum. Şu arkamızda gerçekten normal bir metro girişi gibi. Hatta metro istasyonunu kapatıp müze haline çevirmişler diye okudum. Çok değişik. Bu arada hemen saatlerini söylüyorum. Karşımda yazıyor. Salı, cuma arası 10'dan akşam 4'e kadar. Cumartesi pazarları da sabah 11'den 5'e kadar açık. Girişin 10 dolar olduğunu okuduk. Bilmiyorum yani öyle mi? Yine girip bir soracağız ama bu şekilde şey. Şu an en eski trenlerden bir tanesindeyim. 1915'te bu trenler kullanılıyordu. O kadar değişik ki. Gerçekten bir film sahnesi gibi. Şu an yine başka bir trenin içindeyiz. Burası da gerçekten Kerem'in dediği gibi denizaltı gibi. Şu yuvarlak camlardan dolayı. En hoşuma giden taraflarından bir tanesi de bütün o reklamları bile o günkü gibi bırakmışlar ve 1915'teki trene girip işte o film afişlerini falan görmek. Aa, wow, bu da çok eski. 1908'i göstereceğim şu an arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu 1908'de kullanılan metro. İyi, bu kadar güzel. Ya kimle karşılaştım? Bu 1908'de kullanılıyormuş Kerem. Bu bizim İstanbul'dakilere benziyor. Saçmalama. Gerçekten. Karşınızda oturum var. Evet ama hani içindeki koku o kadar güzel ki bu arada. Orada hiç rahat durmuyorlar. Hiç rahat durmuyorlar evet ama... Bir dakika. Ya bir şey diyeceğim. Şu an böyle kullanılıyor olsa mesela ben kameramı buraya koyardım her gün okula gidip gelirken. Kesin durur orada. Ama duruyor işte. Çok güzel. Bu arada yenileri de var şurada. Yani rahat değil yani. Aslında şöyle güzel. Mesela şimdikiler plastik olduğu için soğuk oluyor oturduğumda. Ama buradakiler öyle şey değil, kötü değil. Mesela bahsettiğim reklamlardan bir tanesi. Sabun, 5 cent. 1961 bu. Yani 1961 en azından dizilim olarak şu ana çok benziyor. Daha insanlar artık... Şu saatten sonra zaten aslında tipi çok şu değişmedi bence. Bu arada değişim formu. Popülasyon arttıkça ayakta gitme ihtimali... Evet, evet, evet. Şey azalmış, ayakta gitmeye yönlendirmişler. Daha çok insan... Gerçekten. Sonraki versiyonda muhtemelen oturacak yer bırakmayacaklar. Yani... bu bir treni işte. Tamam mı bu? Evet, bu bir treni. Her gün yüzleştiğim gerçek bu benim. Çıktık şimdi. Bence çok güzeldi, bilmiyorum. Keyifliydi. Birçok müzeden daha farklıydı bence. Eğer New York ziyaret ediyorsanız aklınızda bulunsun. Müzenin ismini, işte yerini vesaire her şeyi aşağıda bulabilirsiniz. Bulamadılar. Unutmazsam açıklama kutusunda bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben keyif aldım ve birçok müzeye göre de daha uygun fiyatlı. 10 dolar girişi. Çocuklar için 5 dolar falan galiba. Gezmesi de aşağı yukarı 1-1,5 saat. Yani 1-1,5 saatte gezebiliyorsunuz. İşte eğer her şeyi böyle baştan sona okursanız biraz daha uzun da kalabilirsiniz tabii ki de ama keyifliydi. Şimdi de günün geri kalanını Dumbo'da geçirmek üzere Dumbo'ya gidiyoruz. Orada görüşürüz. What?
arada eğer hani çok küçük bir çantayla çıkmıyorsam kendi bardağımı taşımaya çalışıyorum her gün olması da. İşte demin kahveyi bunda içtim. Biraz içinde bir şey kalmıştı. Onu döktüm. Ve asıl hokus pokus hokus pokus muydu o? Asıl hokus pokus bardağın katlanıyor olması. Onun için zaten şu an videoda bir böyle oluyor. Yok, katlanıyor ve kapağı var. Kapağıyla kapatabiliyorsunuz. Onun için hani hem içinde böyle bir şeyler kaldıysa zarar vermiyor, çantanıza dökülmüyor. Hem de çok yer kaplamıyor. Hem de çok ağır da değil. Türkiye'de bu arada satılıyor mu en ufak bir fikrim yok. Eğer bulursam linkini bırakırım ama ben buradan aldım. Yani onun için şey yapamayacağım. İsmi ne? Stojo. Eğer siz de Türkiye'de bulursanız ya da yurt dışına çıkarsanız aklınızda. Teşekkür ederim. Bu arada New York'a ilk gelişimin ilk gününde buraya gelip böyle yürüyüş yapmıştık daha hiçbir yeri görmeden önce ve o zaman da galiba gün batımına denk gelmiştik. Çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Sonra yine o seyahatimin, o ilk gelişimin son gününde de buraya gelmek istedim. Ve daha önce eğer söylemediysem nefesim tıkandı. Ve eğer daha önce söylemediysem Dumbo'nun açılımı Down Under Manhattan Bridge Overpass. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything gon' be alright. Brooklyn'dan Manhattan'a feribotla dönüyoruz. Ve kendimi şey gibi hissettim işte. Kendimi Avrupa'dan Anadolu'ya... Ya konuşamıyorum. Kendimi Avrupa'dan Anadolu'ya geçiyormuş gibi hissediyorum. Burayı da bilme. Her şey oldu dışarıda inanılmaz. Ve o kadar güzel bir gün batılmak. Versene sen niye bizi gösteriyorsun? Ay çok haklısın Kerem. Çok iyi. Forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything gon' be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories. Ben bu bilgiye nereden sahip bilmiyorum ama Justin Bieber gördüm, şurada oturuyormuş. Gördüm. Kerem bu bilgiye gördüğü için sahipmiş. Justin Bieber şurada oturuyormuş. Bu arada kızın evi canım Justin. Tamam Justin yani şeye... karısından bahsetmiyor muyuz? Ama iç güvesi gitmiş oraya. Justin iç güvesi. Aa, orada manzarası çok iyi değilmiş. Justin ya gerçekten. Görüyor musun Kerem ya? Ciddi söylüyorum. Mesela baksana şurası. Şu tarafa bakması lazım yani. Oraya da bakıyordur illaki ama çok uzak bir saat. Beğenmedik. Yok. Ya bunu onun pozisyonuna göre değerlendirelim. Of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost.
When I felt all of the hatred was too powerful to stop, yeah. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, but you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything gon' be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Selam. Akşam oldu, eve geldik. Üstümü değiştirdim. Çay yapıyorum ve hatırlarsınız ki sabah şurada bir liste yapmıştım. Ona beraber tık atalım. Kahvaltı kesinlikle çok güzeldi. Müzeye gidildi. Dumbo'da yürüyüş yapıldı. Dondurmayı siz görmediniz. Ama yendi. Şimdi gördünüz. Bu henüz yok. Montajı da şu an artık videoyu kapattıktan sonra yapacağım. Ve size bir şey soracağım. Gerçekten çok merak ettiğim bir şey soracağım. Yıllardır, yani gerçekten abartmıyorum, yıllardır bu telefondan önce de, hani en az kafadan böyle bir iki yılı vardır bu olayın. Google Translate'e her girdiğimde karşıma geleceğimiz ne olacak cümlesi çıkıyor ve onun çevirisi çıkıyor Türkçeden İngilizceye. Ve ben hayatımda böyle bir şeyi, böyle bir cümleyi çevirtmediğime yemin edebilirim. Yani aklımın ucundan böyle bir şeyi zaten hani Google Translate'de yazıp çevirtmek gelmez. Ve yani şöyle siliyorum mesela, işte kendi çevireceğim şeyi çevirtiyorum. Sonra Google Translate'i kapatıp başka bir gün tekrar girdiğimde yine o cümle karşımda ve asla kaybolmuyor. Oraya böyle kitlenmiş durumda ve şu ana kadar hani birkaç kişiye sordum, böyle gösterdim ve herkes diyor ki hani böyle bir şey olamaz, işte kesin hani en son bunu çevirmişsindir ki öyle kalmış, ama çevirmedim. Yani hiç çevirmedim ve gerçekten şu an ekran görüntüsünü yana koyuyorum. Her zaman böyle ve bu o kadar garip ki, bak bu neyden kaynaklı olabilir ve bunu nasıl düzeltebilirim? Artık böyle biraz şey oldu, komik oluyor ama bir yandan da çok şüpheli, bilmiyorum. Çok saçma, gerçekten çok saçma. Başınıza böyle bir şey hiç geldi mi? Geldiyse nasıl düzelttiniz ve açıklaması var mı? Çok merak ediyorum. Çayımı içmeye gidiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Umarım size de aktarabilmişizdir bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.